Merhaba, ben Tebat Eşen'in Anadolu Lisesi'nden Yağız Yıldırım. İstanbul gerek güzelliğiyle gerek coğrafi konumuyla hep göz önünde olan bir şehir olmuştur. Bu güzelliği yazarlara ve şairlere ilham kaynağı olmuş ve pek çok eserde can bularak yaşamıştır. Şimdi sizlere İstanbul'u Anlatıyorum projesi kapsamında içinde İstanbul'un yer aldığı kitapları anlatacağım. Mithat Cemal Kuntay, Türk yazar, şair ve hukukçu. Yazdığı vatanseverlik şiirleri onu Türk edebiyatının en tanınmış hamaset şairlerinden birisi yaptı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış dönemini konu edinen Üç İstanbul adlı ilk ve tek romanı sayesinde ünlendi. Biyografi yazarlığı yönüyle de tanındı. Meşrutiyet, mütareke ve istibdat dönemlerinde yaşanan zorlukların şehre olan etkilerini anlatan roman, üç farklı İstanbul'un kapılarını okuyucuya açıyor. Bu zorlu dönemin İstanbul'unu ve sosyal hayatını öğrenmek için üç İstanbul'u okuyabilirsiniz. Nedim Gürsel, iktisatçı Seyfettin Gürsel'in kardeşidir. Leyla Güngürsel ve Dilay Alin Gürsel adında iki çocuk babasıdır. Fatih'in İstanbul'una bakmak ve Fethi'yi okuyarak yaşamak için uzunca bir sürenizi bu romana ayırmalısınız. Günümüzde tarihi romanlara olan ilgi artsa da Nedim Gürsel'in Boğaz Kesen romanı okuyucuya tamamen farklı bir tat veriyor. Ahmet Ümit, Türk şair ve yazar. Daha çok polisiye roman türünde eser veren bir yazardır. Gerçek baş kahramanı İstanbul olan İstanbul Hatırası romanı Ahmet Ümit'in önce kalbinden kalemine sonra ise okuyucusuna ulaşıyor. İstanbul hakkında detaylı bilgiye sahip olacağınız roman sizi hem büyüleyecek hem de bilgilendirecek. Gerçek adı Ömer Zülfü Livaneli'dir. 20 Haziran 1946 yılında doğan Livaneli, müziği ile pek çok ulusal ve uluslararası ödül almış ve eserleri John Baez, Maria Farandora gibi sanatçılar tarafından yorumlanmıştır. Sinemaya ilgisi özgün film müzikleri yapmakla başlamış ve hikaye kitapları yazmıştır. Farklı dünyalara sahip olan Leyla ve Roxy'nin tek ortak noktası İstanbul'da yaşamalarıdır. Aslında tanıştıktan sonra diğer ortak noktalarının ise yalnızlık ve farklılık olduğunu anlarlar. Yakınlaşmalarına sebep olan bu özellikler sayesinde hikayeleri başlayan çifte İstanbul'da tüm güzelliğiyle eşlik eder. Mario Levi, iletişimci, yazar, yazar ve iletişim eğitmeni. 25 Şubat 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluğunu Şişli, Feriköy, Kadıköy gibi azınlık nüfusunun yoğun olduğu semtlerinde geçirdi. İstanbul Üniversitesi'nde Fransız ve Roman Filolojisi okudu. Yahudi bir ailenin penceresinden İstanbul'u anlatan Mario Levi romanı her zaman duyduğunuz hikayeleri samimi bir dil ve güçlü bir kalem ile okuyucuya aktarıyor.